Ardından da ekrana canlı görüntüler getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra kürsüde olacak ve açıklamalar yapacak. O yüzden son sözlerinizde isterseniz toparlayalım. Tabii. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyeceğiz. Tabii ki. Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek de şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreni için Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak da oraya katıldı, gitti. Kendisi de orada yer alacak. Çok önemli bir mücadele. Buralarda bu birlik görüntüsünü vermek de önemli. Yani emperyalizme karşı verilmiş çok önemli bir zaferin yıl dönümünde Türkiye'nin hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin emperyalizme karşı mücadelede birlik halinde olduğunu göstermek de çok çok önemli. Buralarda biz bu birliktelikleri, biz bu mücadele yoldaşlığını çok önemsiyoruz, çok önemli buluyoruz. O açıdan orada da bizim de kalbimiz orada. Şimdi çok önemli bir eser aynı zamanda kazandırılmış oldu ülkemize. Bu anlamda da çok kıymetli ve yine 18 Mart'ta açılışının yapılıyor olması da çok önemli. İsminin 1915 Çanakkale Köprüsü olması da önemli. Bu aynı zamanda her atılan adım bu topraklara çakılan çividir. Her atılan adım Türkiye'nin aslında emperyalizme karşı mücadelesinde kararlılığını gösteren bir adımdır. O anlamda da çok çok önemli buluyoruz. Tabii buradan verilecek mesajlar da önemli. Biraz önce konuştuğumuz konuların netleştirilmesi ve mesajların verilmesini de açıkçası bekliyoruz. Şimdi işte önümüzde Rusya-Ukrayna krizleri var. Emperyalizmin çeşitli saldırıları var, girişimleri var, bölme, parçalama girişimleri var. Bunlara karşı da mesajların net bir şekilde verilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da 107. yıl dönümünde, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bu mesajları vermesini de bekliyoruz. Sayın Cem Dikmen, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Eşlik ettiniz bu programda bizlere. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkmak üzere yürüyor. Bugün önemli konuşmalar da yapıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart mesajını verdi. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü töreninde ilk olarak konuştu. İstiklali aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir ifadelerini kullandı. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlık kurulu üyeleri de eşlik ediyor. Biraz önce Vatan Partisi MK üyesi Cem Dikmen'in de aktardığı üzere Vatan Partisi lideri Dr. Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugünkü açılış töreninde bulunuyor. Yine Meclis Başkanı ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda siyasi isim de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde bugün bulunuyor. Sabah saatlerinde Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda ilk tören düzenlenmişti. Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. TCG Kınalı Ada Korveti'nden 21 pare top atışı yapıldı. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Siyasi liderleri selamlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, pek çok isim açılış töreninde bulunuyor. Açılış töreninin yapılacağı yere Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar önce geldi. Hem davetli olarak açılış törenine gelen siyasi isimlere, Bakanlar Kurulu üyelerine ve milletvekillerine selam verdi. Şimdi kısa süre sonra kürsüde olacak ve açıklamalar yapmaya başlanacak. Bugün yapılacak açıklamalar oldukça önemli olacak. Hem emperyalizmle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlar vermesi bekleniyor. Hem de Türkiye'nin mücadelesiyle ilgili önemli mesajların verilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bekleniyor. Biraz önce de aktardığım gibi sabah saatlerinden itibaren aslında resmi ziyaretler, resmi açıklamalar gelmeye başladı bölgeden. Cumhuriyet Meydanı'nda sabah 9'da başlamıştı tören. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapacak. Tören başlamak üzere. Tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da orada. Sabah Hulusi Akar da çelenk bırakma törenine katıldı ve Kınalıada Korveti'nden yapılan 21 pare top atışının gerçekleştirilmesinde orada bulundu. Altın madalya bayrakla göndere çekildi. Çanakkale Geçilmez yazılı altın madalyanın Türk bayrağıyla birlikte göndere çekilmesinin ardından da resmi çelenk koyma töreni sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Mustafa Şentop'la az önce kameralara yansıdı. Ekranlarınıza da yapımı kısa sürede tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü geliyor. Ulusal Kanal ekibi bölgede, Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı sabah saatlerinden itibaren pek çok konuyla birlikte sıcak gelişmeleri oradan aktarıyordu. Pek çok ziyaretçiyi törene davetli ismi aslında ekranlarda da görüyorsunuz. Kuşak Yol Projesi içinde oldukça önemli olan bir köprüden bahsediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü. Dolayısıyla uluslararası arenadan da davetliler ve siyasetçiler şu anda açılış töreni için Çanakkale'de bulunuyor. Vatandaşlar da pek çok bölgeden 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olması dolayısıyla ve aynı zamanda köprü açılışı dolayısıyla Çanakkale'ye akın etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasını dinleyecekler. Şu anda İstiklal Marşı okunacak saygı duruşunun ardından. Evet, İstiklal Marşı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar sonra kürsüde olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde kritik bir konuşma yapacak. Pek çok davetliyi biraz önce İstiklal Marşı okunurken de Cumhurbaşkanı Erdoğan alana girerken de gördük. Önemli bir açılış töreni 18 Mart 1915'ten bu yana Türkiye'nin kat ettiği yol, verdiği vatan savaşını biraz önce Vatan Partisi MYK üyesi Cem Dikmen'le değerlendirdik. Türkiye kritik bir süreçten geçiyor, dünya kritik bir süreçten geçiyor. Yeni dünya düzeninin kurulduğunu söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve emperyalizmin her geçen gün biraz daha güç kaybettiğini, yenildiğini gözlemlediğimiz bu süreçte Türkiye'nin konumlanması, alacağı tavır ve çok kutuplu dünyada konumlanacağı yer belirleyici. İşte bugün bu açıdan da emperyalizme karşı direnişin yıl dönümü olması açısından da oldukça önemli. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek bugün. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye doğru ilerliyor. Birazdan kürsüde olacak ve konuşmasını yapacak. Şu anda Nihat Özdemir konuşmasını yapıyor kürsüde. Az önce Ebru Özdemir'le de Deniz Adalı bir konuşma gerçekleştirmişti. Şimdi de Nihat Özdemir kürsüde açıklamalar yapıyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklamalarını yapacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelip Çanakkale'de hayatlarını kaybeden ve o günden beri topraklarımıza emanet diğer ülke askerlerini de saygıyla anıyorum. Geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz için ifade ettiği anlamla zihnimize ve gönlümüze nakşettiğimiz Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunun
resmi açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız, Ekselansları Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı, kıymetli bakanlarımız ve siz değerli konuklarımızla birlikte olmaktan duyduğumuz mutluluğu ve heyecanı dile getirmek istiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve değerli konuklar, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsünü rekor bir sürede tamamlayarak 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunu milletimizin kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje bizler ve ortaklarımız için bir iftihar vesilesi olmasının yanı sıra heyecan, ilham ve güç kaynağı oldu. Çanakkale'ye bir gerdanlık lazım diyerek kıtaları bir kez daha birleştirmek Sayın Cumhurbaşkanımızın hayaliydi. Böylesi dev bir köprü projesine hayat vermek benim mühendis olarak iş hayatına atıldığım ilk günden beri gerçekleştirmek istediğim bir hayaldi. Ne mutlu ki 1915 Çanakkale Köprüsü ile bir hayali bir daha gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Allah'ıma hamdolsun. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu ve kendilerinin nezdinde tüm bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze, kurumlarımıza, bürokratlarımıza, ayrıca devletimize güvenini bir kez daha gösteren, bu finansmanı sağlayan 11 ülkeden 25 ayrı banka ve finans kurumuna, hizmet aldığımız 1000'in üzerindeki firmaya, projenin değişik safhalarında 17 bini köprü, 13 bini otoyol inşaatında görev alan toplam 30 bin kişiyi aşan çalışma arkadaşlarıma, Çanakkale Otoyol Köprü ve İnşaat Yatırım ve İnşaatı adına teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca bu törende bizi yalnız bırakmayan siz dostlarımıza, heyecanımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize de şükran duygularımı ifade ediyorum. Çanakkale Otoyol Köprüsü ve İnşaat Yatırım İşletme Anonim Şirketi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Nihat Özdemir'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Konuk Başbakan ve değerli misafirlerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, Kurtuluş Savaşımızın şanlı direnişi, İstiklal Harbimizin ilk cephesi, Türk'ün gücünün tüm cihana yeniden gösterildiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutladığımız bu manevi günün eşsiz atmosferinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü milletimizin ve tüm dünyanın hizmetine sunmanın haklı gururu ve mutluluğunu taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, projemiz ile ülkemiz yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasına girmeye bir adım daha yaklaşmıştır. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale destanının hatırasına yakışacak bir abide olarak şanlı tarihimize mühür vuran bir şaheser olmuştur. Köprümüzün mimari tasarımı ve teknik özellikleri 100 yılın destanını bugünlere taşıyor. Enlerin,
ilklerin ve rekorların projesi olarak ülkemizin simge yapılarından biri bugün milletiyle buluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanım, ortada büyük bir resim var. Büyük ve güçlü Türkiye resmi. Liderlerinizle hayata geçen tüm yatırımlar ve ortaya çıkan tüm eserler tek tek bu resme vurulan fırça darbeleri. Otoyolumuz ve köprümüzün hizmete girmesiyle Trakya ile birlikte Batı Anadolu ve Ege'nin, hatta Batı Akdeniz bölgesinin ulaşım, üretim, sanayi, ticaret, turizm ve hizmet sektörü çok daha canlanacaktır. Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz uzanan ticaret yoluna katkı sağlayacaktır. Otoyolumuz mevcut yola kıyasla 40 kilometrelik kısalma sağladı. Feribotla saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarı ile projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Sadece bu proje dahi kamu özel işbirliği ile yapılan yap işlet devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnektir. Türkiye küresel lojistik üs olma hedefine ulaşırken günlük siyasi tartışmaların aksine vizyon sahibi olmayı gerektiren ulaşım ve lojistik master planı çerçevesinde hayata geçirdiğimiz ulaştırma ve altyapı yatırımları ile Türkiye'nin 2053 vizyonunun gerekli altyapısı şimdiden hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, amacımız ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemidir. Hedeflediğimiz yeni Türkiye fotoğrafını daha da netleştirdik. Bütünsel kalkınma odaklı, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var. Ve bu süreci ulaşımın her modunda liderliğinizle başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara da ilham verecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan işçisinden mühendisine kadar tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu konuşuyor. Çok kısa bir aramız var, ardından açılış törenine geri döneceğiz. Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü açılış törenine dönelim. Dongsayang'ı gagyoga del geosirago modu chukkadirimnida. Çanakkale Muharebesi'nde zafer kazanan sizin hatalarınızı tebrik etmek istiyorum. Artık 1915'i Çanakkale Köprüsü bu çatışma ve tearuz tarihini geride bırakarak Doğu ile Batı arasında barış ve refah çağını başlatan bir köprü olacaktır. 이제 존경하는 터키의 국민 여러분들께서는 1915 Çanakkale 대교를 통해서 새로운 평화와 번영의 시대를 터키가 이끌어 간다는 그런 당당한 자부심을 가져도 좋을 것 같습니다. Ve sayın Türk halkı 1915'i Çanakkale Köprüsü vesilesiyle Türkiye'nin yeni bir barış ve refah çağına öncülük ediyor olmasıyla gurur duyacaktır. Çanakkale 대교가 얼마나 대단한 인류사의 작품인가는 긴 말씀을 드리지 않겠습니다. 이제 이 대교는 터키 경제의 대동맥으로서 인적 물적 교류에 정대에 기여할 것이고 이 다리를 통해서 이제 터키는 유럽과 중동
북아프리카와 중앙아시아를 연결하는 국제 물류의 허브로서 더욱 발전해 나갈 것입니다. 차나클레 köprüsü'nün ne kadar muhteşem bir yapı olduğunu söylemek için sözü uzatmaya hiç gerek yok. 1915'i Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin ana arteri olarak insan ve yük taşımacılığının artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye bu köprü vesilesiyle Avrupa ve Orta Doğu ile Kuzey Avrupa ve Orta Asya'yı birbirine bağlayan uluslararası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir. 그리고 무엇보다도 이 대교는 피로 맺어진 형제 국가인 터키와 한국이 함께 만들어낸 세계적인 교량이라는 점에서 양국 국민들에게 모두 특별한 의미를 지니고 있습니다. 특히 1950년 한국 전쟁 당시 아직도 수교도 하기 전임에도 불구하고 수많은 터키의 청년들이 위기에 처한 대한민국을 돕기 위해 아시아 대륙의 반대편 먼 길을 달려와서 대한민국을 구해주셨습니다. 대한민국 국민들은 이 사실을 잊지 않고 있습니다. 다시 한번 감사드립니다. Ve her şeyden önemlisi bu köprünün aralarında kan bağı olan iki kardeşi ülke Türkiye ve Kore'nin birlikte yaptıkları dünya çapında bir köprü olması sebebiyle her iki ülke için de özel bir anlam bulunmaktadır. 1950 yılında Kore Savaşı sırasında henüz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkileri dahil olmamasına rağmen binlerce Türk askeri zor durumda olan Kore Cumhuriyeti'ne yardım etmek için Asya kıtasının bir ucundan diğer ucuna uzun yollar katletti. Kore halkı bu gerçeği hiçbir zaman unutmadı. Tekrar teşekkür ederiz. 이번에 우리 대한민국이 형제의 나라 터키를 찾아와서 이스탄불의 해협 제3대교 유라시아 해저 터널에 이어 191호 차나칼레 대교를 건설을 함께 할 수 있었기 때문에 이 다리는 양국 관계를 앞으로 더욱더 굳건해 만들어가는 역사적인 약속이 될 것입니다. Ve bu kez Kore Cumhuriyeti kardeşi ülkemiz Türkiye'ye gelerek İstanbul Boğazı 3. Köprüsü ve Avrasya Denizaltı Tüneli'nin ardından 1915'i Çanakkale Köprüsü yapımında da birlikte yer aldı. Böylece bu köprü ülkelerimizin arasındaki bağlar gelecekte daha da güçlü hale getirmek için verilen tarihi bir vaat olmuştur. 올해 2022년은 한국과 터키가 수교를 맺은 지 65주년이자 전략적 동반자 관계를 수립한 지 10년이 되는 뜻깊은 해입니다. 여기 차나칼레 대교의 우뚝 솟은 두 개의 주탑처럼 양국 관계는 동양과 서양을 잇는 든든한 기둥이 될 것이고 대교의 주탑을 연결하는 수많은 가닥의 케이블처럼 경제, 사회, 문화 등 모든 방면에서 더욱더 촘촘하고 강력한 교류와 협력이 이어지는 그런 형제의 국가들이 될 것이라고 저는 굳게 믿고 있습니다. İçinde bulunduğumuz 2022 yılı Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü ve stratejik ortaklığının kuruluşunun 10. yıl dönümü olması nedeniyle önemli bir yıldır. İki ülke arasındaki ilişkilerimizin Çanakkale Köprüsü'nün yükselen iki kulesi gibi Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güçlü bir direk haline geleceğine ve köprünün kulelerini birbirine bağlayan on binlerce kablo gibi aramızdaki yoğun ve güçlü alışveriş ve işbirliklerin ekonomik, sosyal, kültürel ve başka tüm alanlarda devam edeceğine yürekten inanıyorum. Daha 한번 대한민국 국민과 대한민국 정부를 대표해서 자랑스러운 터키 국민과 에르도안 대통령님께 감사와 축하의 말씀을 드립니다. 감사합니다. 축하합니다. Bir kez daha Kore Cumhuriyeti hükümeti ve Kore halkı adına Cumhurbaşkanı saygıdeğer Erdoğan'ı ve sevgili Türk halkını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.
Kardeş ve dost ülke Kore Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kim Buk-am'a konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu ile ilgili hazırladığımız bir tanıtım filmimiz var. Bunu izliyoruz. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağıdır. 1915 sadece bir yıl değil, bir milletin yeniden doğuşunun tarihidir. Bu şanlı tarihtir bize güç veren. İşte bu güçle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir mühendislik başyapıtı olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesine başladık. 215 kilo sadece bir top mermisinin ağırlığı değil, imanla yanan yüreklerin vatan aşkıyla neleri sırtlayabileceklerinin ispatıdır. İşte bu imanla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İdaresi'nde bir araya geldik. 2023 sadece 1915 Çanakkale Köprüsü'nün orta açıklığının uzunluğu değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefidir. Bir ülküdür, sevdadır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılını anmamız sevdadan. 19 farklı ülkeden kadın erkek, 900 mühendis ve 30 bin uzmanın Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı için çalışması sevdadandır. Şanlı bayrağımızın kırmızı beyaz kulelerimizde dalgalanması sevdadandır. Dünyanın en uzunu olan 318 metrelik kule yüksekliği ile 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ni yad etmemiz sevdadandır. Sevdadandır gece gündüz demeden çalışmamızın nedeni. Bu sevda bize neler yaptırmadı ki? Asya ve Avrupa'nın bu dev buluşması için 177 bin ton çelik, 227 bin metreküp beton, dünyanın etrafını 4 kez sarabilen uzunlukta 162 bin kilometre çelik tel kullandık. Çanakkale'ye yakışan bu destansı öyküyü 101 kilometrelik otoyoluyla birlikte 4 yıl gibi rekor bir sürede tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü sadece dünyanın en uzun asma köprüsü değil, vatanını canı pahasına sevenlerin azim ve kararlılığıdır. Çanakkale sadece bir şehir değil, destandır. Destanlar aşkla yazılır. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Çanakkale içinde bir uzun köprü. Vakit tamam, hazır mıyız Çanakkale? O geliyor. Birlik ve beraberliğimizin teminatı. Türkiye sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Yüreğinde millet sevdasıyla gece gündüz durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışan lider geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet, işte milletine sevdalı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü...
Sayın Başbakan, sevgili Çanakkale'liler, değerli misafirler, bu tarihi günde sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz, inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Evet, Çanakkale Boğazı'na taktığımız, yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bugün önce Çanakkale şehitlerimize gittik. Fatiha'mızı okuduk. Anmamızı yaptık. Ne diyor şair? Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağusunu açmış duruyor peygamber. Evet, biz de peygamber yoldaşı şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna ya Rab, batan güneşlere, Bedir'in aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya, işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprümüzde tıpkı İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, Fatih Sultan Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada, özellikle Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın, 140 yıl önce Sultan Abdülhamit Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştı. Ve o hazırlıkları yapmıştı. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmekte bize nasip oldu. Tabii 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliğiyle de farklı anlamlar taşıyor. Ve şimdi de hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu.
köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3 Mart ayı. 18 bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o? Haçlı Hilal mücadelesiydi. Ve ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, paşanın riyasetinde o kınalı kuzularla, Seyit Onbaşılarla, evet, Çanakkale geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün biz burada mıyız? Buradayız. Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. Biz de işte 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz. İnşa ettiğimiz bu köprüyle ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Ve az önce Güney Kore Başbakanını dinledik. Heyecanını gördünüz değil mi? Aşkını gördünüz değil mi? Ve Kore herhangi bir anlaşma şu bu yokken o zaman da işte bizim büyüklerimiz ne yaptılar? Kore'de savaşa gittiler. Ve orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde hep o kabristanı ziyaret ederiz. Ve bunlar sıradan bir olay değil. Bunlar aşktır. Ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. İşte hep beraber şu anda Kore ile attığımız bu adımlar inşallah en kısa zamanda ticaret hacmimizi inanıyorum ki 20 milyar dolara çıkaracağız. Ve yatırımlarıyla köprülerimizdeki bu dayanışmayla adımlarımızı atıyoruz. Türkiye'nin, Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz. Hiç şüphesiz burada sadece bu köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u, Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Bugün köprüyle birlikte Malkara'dan Çanakkale'ye kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolunda açılışını gerçekleştiriyoruz. İş bilenin kılıç kuşananındır. Türkiye'nin
en yoğun araç güzergahlarından birisi olan bu yolda Lapseki Gelibolu arasında feribotlarla ulaşım sağlanıyordu. Burası saatlerce feribot sırası beklenen, ardından 1,5 saatlik bir yolculukla karşıya geçilebilen bir yerdi. Şimdi aynı yolculuk 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden sadece 6 dakikada tamamlanacak. Nereden nereye? Yapar mıyız? Beraber yapar mıyız? Eyvallah. Köprümüzün temelini işte 4 yıl önce yine bir 18 Mart günü atmıştık. Firmalarımız Güney Koreli iş ortaklarıyla birlikte kolları sıvadı. Evet, 5000'in üzerinde personelin, 740 iş makinasının geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarih olan bugünkü açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesine devasa bir eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Tabii orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3'ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, Marmara'yı otoyollarıyla, köprüleriyle, tünelleriyle çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bugün açılışını yapacağımız kısmı, evet, burayı söylüyorum, 2,5 milyar avroluk bir yatırım bedeline sahiptir. Peki bu 2,5 milyar avroluk yatırım bize ne kazandıracaktır? Ülkemizin bu yatırımla sadece zamandan, akaryakıt tüketiminden ve karbon salınımı azalımından kazancı yıllık ne olacak biliyor musunuz? 415 milyon avro. Şehirlerimiz arasında güvenli, konforlu, hızlı bir şekilde yapılacak seyahatin kolaylığına, rahatlığına, huzuruna değer biçilir mi? Yapılan hesaplamalar bu projenin ekonomimize, üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkısının olacağına işaret ediyor. Velhasıl neresinden bakarsanız bakın, ülkemiz için kazanç, milletimiz için iftihar kaynağı bir eserin açılışını yapıyoruz. Avrupa ve Asya kıtalarını daha önce İstanbul'da yaptığımız 3 köprü ve değerli kardeşlerim, denizin altından 2 geçişle birleştirmiştik. Marmaray, Avrasya Tüneli. 2 kıtayı şimdi 6. defa birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hangi zorluklar aşılarak, hangi gayretler sarf edilerek inşa edildiğinin belgesel haline getirilen hikayesini bu akşam TRT'de seyredebilirsiniz. İhmal etmeyin. Belgesel.
projesinden finansmanına, inşaatından işletmesine kadar bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızdan firmalarımıza, mühendislerimizden işçilerimize kadar herkese, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çok emek sarf ettiler. Biraz sonra kendilerini sahnede yanıma davet edeceğim. Artık Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıralarını sadece mezar taşlarında, sadece anıtlarda, sadece müzelerde değil, işte bu abidi eserin tüm görkemiyle Boğaz'ın üzerinde de yaşatacağız. Bizlere canları pahasına bu vatana emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Değerli misafirler, 1915 Çanakkale Köprümüz, kamu özel işbirliği de denilen yap, işlet, devret modeliyle inşa ettiğimiz en son eserdir. İnşallah bunun devamı gelecek. Burada kalmayacağız. Ülkemizde bu modelin 30 yıllık bir geçmişi olmakla birlikte en başarılı örnekleri bizim dönemimizde ortaya çıkmıştır. Dünyada da 134 ülke bu modeli farklı sektörlerdeki yatırımlarında kullanıyor. Kamu özel işbirliği modeli performansında Avrupa'da 3., dünyada 13. sırada yer alıyoruz. Mesela Almanya son 4 yılda 15 milyar dolarlık kamu özel işbirliğine dayalı otoyol projesi yaptı. Amerika'nın açıkladığı 1,5 trilyon dolarlık altyapı projelerinin önemli bir kısmı bu modelle gerçekleştirilecek. Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de kamu özel işbirliği projeleri oldukça yaygın. Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Yani kendi kasamızdan değil, dışarıdan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemde yaptığımız projelerin milli gelirimize katkısı ne biliyor musunuz? 395 milyar dolar. Üretime katkısı 838 milyar dolar. İstihdama katkısı 1 milyon kişi. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık 10 yıllar boyunca beklememiz gerekecekti. Biz programımıza aldığımız yatırımları bütçeyle ve kamu özel işbirliğiyle yapılacaklar olarak ikiye ayırarak ülkemize en kısa sürede en çok hizmeti kazandıracak bir yol izledik. Rahmetli Arif Nihat'ın içimizden biri köprü olmaya razı gelmezse biz kıyamete kadar bu suyun kıyılarında bekleriz serzenişine cevap verecek eserler inşa ettik. Merhum Cemil Meriç'in cümleler vardır, kıtaları birbirinden ayırır, uçurumlara köprü atan cümleler de vardır sözünden ilhamla kıtaları birleştirerek gönülleri yakınlaştırdık. Allah'a hamdolsun. Özellikle buradaki gibi stratejik öneme sahip yüksek bütçeli projeleri kamu özel işbirliğiyle kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. Master plan hazırlıkları süren 2053 vizyonumuzdaki altyapı projelerinin önemli bir kısmını da aynı modelle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
havayolu, karayolu, denizcilik alanlarındaki kamu özel işbirliği yatırımlarına baktığımızda 2024'te başa baş noktasına geleceğimizi, 2025'ten itibaren ise kamuya çok ciddi nakit akışı sağlayacağımızı görüyoruz. Kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimiz ülkemize katma değer ve bütçemize gelir sağlayan eserler olarak kalkınma tarihimizdeki yerlerini almışlardır. Aslında bugün burada bu kamu özel işbirliği projelerinin her birinin yatırım ve bakım maliyetleri, garantileri ve devlete sağlayacakları kazançlarını teker teker anlatmayı planlıyordum. Ancak bu soğuk havada sizleri uzun süre bekletmemek için sadece şunu söylemekle yetinmek istiyorum. Türkiye babasının temelini attığı eserin bitimini ancak torununun görebildiği dönemlerden aldığı dersle bu modeli geliştirerek uzun yıllara yayılacak yatırımlarını kısa sürede bitirmeyi tamamlamıştır. Garantili işletme döneminde bile kamuya kaynak aktarmaya başlayan bu eserleri sonrasında da uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlamayı sürdürecektir. Mesela bütçeden tek kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk bir yatırımla tamamlanarak 200 bin kişiyi istihdam eden İstanbul Havalimanı daha ilk yılında garanti yolcu sayısını aşarak kamuya 22 milyon avro ilave gelir getirmiştir. Bölünmüş yolların ve otoyolların %170 artan araç trafiğine rağmen kazaları %80 azaltarak insanımızın sadece mal değil can güvenliğine de hizmet ettiğini unutmamalıyız. Basitçe ifade edecek olursak bu modelle peşin parayla zaten yapamayacağımız bütçe imkanlarıyla da bitirmesi uzun vakit alacak projeleri kısa sürede ve taksitle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Hastaneleri böyle yapıyoruz. Yolları böyle yaptık yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Sağladığı zaman yakıt, emisyon kazançları yanında hayata geçirildiği bölgelerde yol açtığı ekonomik ve sosyal ivmeyle bu projeler Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli destekler vermektedir. Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği şu dönemde ülkemizin yatırım, insan gücü, üretim, ihracat potansiyeliyle öne çıkmasında bu projelerin payı çok büyüktür. Bu modele karşı çıkanlara sadece ülkenin kalkınması için gereken yatırımları yapma konusunda hangi teklifleri olduğunu sorun. Bu soru tek başına onların ne derece boş konuştuklarını, ne derece hazırlıksız, ne derece riyakar olduklarını göstermeye yetecektir. İşte bunun için diyoruz ki biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Biz bugün burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme, gelişme bölgesinde
ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Evet, Türkiye'nin tamamladığı her eser, her proje, her yatırım, her hizmet Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle surda açılmış bir gediktir. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil, kırdığımız zincire, bitirdiğimiz esarete ve zillete, kavuştuğumuz hürriyete, kulak kesildiğimiz masumun sesine, ram olduğumuz milletimizin istikametine, şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız. Kardeşlerim, bu duygularla bir kez daha 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şehrimize, ülkemize, milletimize, bölgemize, dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Ve hazır mıyız? Şöyle bir kaldıralım bakalım ellerimizi. Hep birlikte tüm dünya duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Çanakkale'nin yeni abidesi bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakan arkadaşlarımı, kurumlarımızı, yüklenici ve işletici firmaları, çalışanları tekrar tebrik ediyor ve kendilerini sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Zati devletlerine bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde bir konuşma yaptı. Köprünün yapım aşamasından Türkiye'ye getireceği avantajlara kadar pek çok konuya değinen sevgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an konuşmaya devam ediyor kürsüde. Şimdi tabii Sayın Bakan bir fiyat söyledi ama ben tabii burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Ancak buradan tabii feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Tamam. Ve bu bir haftada zaten ve bir hafta ücretsiz, ondan sonra 200 lira. Çünkü buradan biliyorsunuz yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Evet, misafirlerimizi
Şöyle burada emeği olanları buraya alalım. Meclis başkanımızı alalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bey'i ve diğer davetli. Evet, sayın bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkan Vekillerimizi, AK Parti Genel Başkan Vekillerimizi, sayın milletvekillerimizi ve konuk parti genel başkanlarımızı ve aynı zamanda Karayolları Genel Müdürümüzü ve yine yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyoruz. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet, günün anısına hediyelerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Adil Kara İsmailoğlu verecektir. Evet, hediyeleri alıyoruz lütfen. Evet. Hediye töreni için. Merhaba Ali abi. Abla nasılsın? İstanbul uçağında bana yer bulabilir misin? Uçak mı var abla? Öyle mi? Helikopter mi? Bir tane sizi geleceğiz. Abi, abi. Gel. Abi, gel. Uçak abi, uçak abi. Helikoptere gideceğim. Fuat başkanım. Fuat başkanım. Şu arkayı bir zahmet. Biraz kenarda bekliyorum. Lan. Ve yine günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Kore Başbakanı'na Adil Kara İsmailoğlu Bakanımız ve Çok AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Özdemir. Buyurunuz lütfen. Değerli konuklar. Evet değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını kurdele kesmek suretiyle birazdan gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenini davetli siyasi parti liderleri, AK Parti önderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri ve siyasi partilerle birlikte ve Bakanlar Kurulu üyeleriyle elbette birlikte gerçekleştiriyor şu an. Güney Kore'den gelen konuk da şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da hemen yanında ve açılış töreninde sahnede bir araya geldi. Tüm konuklar 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreni için tek tek konuşmalar yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Güney Kore Başbakanı açıklamalar yaptı. Nihat Özdemir yine açıklamalarda bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Kürsüde vatandaşlara ve izleyenlere, televizyonları karşısından dinleyenlere, radyolarından seslendi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreni de an itibarıyla gerçekleşiyor. Sahne oldukça kalabalık, davetli listesi oldukça yoğun. Siyasi parti liderleri de törene katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kameralara yansıdı. Yine Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek kameralara yansıdı az önce. Çanakkale Köprüsü'nün açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Abi,
Çok özür dilerim. Mikrofonu siz Cumhurbaşkanı'nıza bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı, buradayım. Sen bu arada duayı... Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Şühedamızın huzurunda, Çanakkale'mizde tarihe bir mühür olarak açılışını yapmış olduğumuz 1915 Çanakkale Köprümüzü güzel vatanımız için, aziz milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle Allah'ım. Tarihte büyük medeniyetler kurup beldeler imar eden bir ecdadın ahfadı olarak bizleri yeryüzünü ifsad edenlerden değil, ıslah edenlerden, imar edenlerden eyle Allah'ım. Bugün açılışını yapmış olduğumuz Çanakkale Köprümüzü her türlü felaketlerden, afetlerden, musibetlerden sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ülkemizin kalkınmasında, ulaşımında ve ekonomisinde büyük katkılar sunacak olan bu köprümüzü milletimiz için hayırlı eyle Allah'ım. Fikrinden projesine, İnşasından imarına kadar başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emekleri geçmiş olan bütün kardeşlerimizden sen razı ol ve onların dünya ve ahiretlerini mamur eyle Allah'ım. Allah'ım şehitlerimize rahmet eyle. Şanlı ecdadımıza rahmet eyle. Ya Rabbi düşmanlarımıza fırsat verme. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle Allah'ım. Milletimizi ve devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet. Aziz milletim. Sevgili kardeşlerim. Bir hafta dediğim gibi ücretsiz ve ondan sonra geçişler 200 liracık. Hayırlı olsun diyoruz. Duamızı yaptık ve şimdi de bütün gerek siyasiler gerek burada emeği geçen yüklenici firmalar hep birlikte kordelayı kesiyoruz ve makaslar bugünün hatırasına kendilerinde kalıyor. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
Kore Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kim Bilgama, törenimizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek. Kıymetli vatandaşlarımız, böylesine önemli, böylesine güzel bir ana hep beraber şahit olduk. Bizlerle birlikte olduğunuz için buraya gelip gönülleriyle, burada kalpleriyle bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet tarihinin büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımına da 18 Mart 2017 yılında başlanmıştı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan o temel atma töreninde yer almıştı. Köprünün ayrıntılarına birazcık bakalım. Görüntüler ekranlarınıza gelirken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aritmetik olarak da biraz önce bunun neleri simgelediğini ifade etti. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden dört kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20.5 metre yüksekliğinde dört top mermisi figürünün montajı ise yapılmaya devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana kablosunun da dünyanın çevresini 4 kez dönebilen 162 bin kilometrelik tel kullanıldığı ifade edildi. Şu an köprüden, açılış töreninden kalabalık görüntüler ekranlarınıza geliyor. Solo Türk uçuş yapıyor. Ben bu ayrıntıları aktarırken sıcak görüntüler de sizlerin ekranlarınızda. Türkiye sonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsıyor. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metreküplük 5.900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçenin kullanılabildiği ifade ediliyor. Zalime dur diyeniz, mazluma koşan biziz. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamalarda önemli vurgular da yaptı. 107 yıl önce verilen mücadelenin ayrıntılarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Tabii bu program sabah saatlerinden itibaren başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sabah saatlerinden itibaren. O açıklamaların başlıklarını da biraz aktaralım isterseniz. Biraz önce açılış töreninde elbette köprünün yapımına ilişkin vurgular vardı ama sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü töreninde konuştu. Bu törende İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir ifadelerini kullandı. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır ifadesini kullandı.